Değerli milletvekilleri, şahıslar adına son söz Manisa milletvekilimiz Sayın İsmail Bilen'e aittir. Sayın Bilen, süremiz 10 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ceza muhakemesi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi, siz değerli milletvekillerini ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Kıymetli milletvekilleri, konuşmamı başlamadan önce vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliğine yönelik tehdit, tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayan gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan şanlı ordumuza, güvenli bölge harekatına başarılar diliyorum. Tüm güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Kıymetli arkadaşlar, ben de kanun metniyle ilgili bir kısım şeyleri hazırlamış, sizlerle de paylaşmak istiyordum. Ali Özkaya Bey ve diğer hatipler kısmen bunlara değindiler. Eskiden beri 30 yıllık yaklaşık bir hukukçuluk mesleğini icra eden bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak eskiden beri ifade edilen bir husus var. Yargı bağımsız olsun. Eyvallah, buna hiç kimsenin itirazı yok. Ama ya cılız bir sesle ya da kimsenin duymayacağı şekilde tarafsız olmasını söyleyen arkadaşlarımız var. Şimdi yargıya bir bakalım. 30-35 yıllık avukatlık mesleğini icra etmiş bir hukukçu olarak söylüyorum. Geciken adalet adalet miydi? İdeolojisine göre karar verenler hakim miydi? Yargıç mıydı? Adalet mi dağıtıyorlardı bu ülkede? Vicdanlarınıza sesleniyorum. İktidar olmuş bir partiyi kapatmak üzere ilk önce uyduruk deliller oluşturacaksınız. Düdük çaldığında başçavuşun önünde esas duruşa geçeceksiniz. Ondan sonra yargının bağımsızlığından ve tarafsızlığından söz edeceksiniz. Hiç unutmam, yüksek bir yargıç mensubu cüzdanımla vicdanım arasında sıkışıyorum demişti. Böyle bir yargısı vardı bu ülkenin. Üstadım, bakın hukuk, yani hamaset yapabiliriz, popülizm de yapabiliriz. Bakın, eyvallah, o zaman adaletin içinde bulunduğu durumdan bugünkü geldiği noktaya bir bakalım. Adalet merdiven altında dağıtılmaya çalışılırdı. Bakın, 30 yıllık deneyimim var dedim. Hukuk davalarında, kıymetli arkadaşlar, dava sürüncemede kalsın diye zaman zaman temyiz yapılır. Kanuni faiz oranı %30'du, enflasyon %170, hatta bazı gecelerde %7000'ler, 8000'lerdeydi. Para Yargıtay'dan karar gelinceye kadar para alacak pula dönerdi. Vatandaş hakkına, hukukuna erişemezdi. Geliyorum ceza davalarına. Mağdur aileler mahkemeye müracaat eder. Kendilerine zulüm veya baskı uygulayanlardan şikayetçi olurlar. Dosya Yargıtay'a gelir. Zaman aşımından hakkına, hukukuna erişemeden bu insanlar belki öbür dünyaya irtihal ederlerdi. Şimdi o dönemlerin özlemi içerisindeyiz. Üzülürüm. Çok üzülürüm. Efendim, yargı reformuna bir bakalım. Geçmişten bugün yetersiz de bulabiliriz, kifayetsiz de bulabiliriz. Daha mükemmelini de isteyebiliriz. Anayasa değişikliği konusunda Muharrem Bey'e katılıyorum. Bir heyet oluşturduk. Sizler de iştirak edin, sizler de üye verin. Beraber sivil bir anayasa yapalım dedik. Mutabakat sağladığımız 55 maddeyi gelin geçirelim dedik. O dönemde de ben parlamentodaydım. Yanaşmadınız, uzak durdunuz. Sonraki heyete eleman vermediniz, üye vermediniz ve dolayısıyla sivil bir anayasayı, maalesef üzülerek söylüyorum, bu parlamentoda başaramadık, geçiremedik. Keşke sivil bir anayasayı yapabilseydik. Bunu güzel bir çağrı, bir davet olarak kabul ediyorum. Yarından tezi yok, hemen sivil bir anayasayı da yapalım. Yargıçlar, yüksek mahkemeler
devlet başkanına ya da hükümete yönelik aleyhte kararlar aldığında bağımsız oluyorlar. Öyle mi? Tarafsız oluyorlar. İdeolojilerine göre karar verince tarafsız ve bağımsız oluyorlar ve biz de onlardan mutlu oluyoruz. Öyle mi? Bu doğru bir şey mi? İktidar namzeti değil misiniz? Ana muhalefet başta olmak üzere sürekli sizinle kavga eden, sürekli sizinle çatışan bir iktidar veya bir yargı olabilir mi? İki tane örnek vereyim. Hemen Akay Kavşağı'nı biliyorsunuz. Bizim belediye o dönemde bizim belediye başkanı arkadaşımızın yaptığı bir geçitti. Yürütmeyi durdurma kararı verdi. Uygulanma kabiliyeti var mı? Hadi buyurun. Kapatabildik mi? Gelelim Orta Doğu'nun orada yaptığımız yola, çevre yoluna. En çok da karşı çıkanlar şimdi orayı kullanıyor. Yargı ideolojik bir karar verdi. Orayı da kapattı. Orayı da kapattı. En çok da kullananlar onlar. Yani o yol gerekli değildi, öyle mi? Değerli arkadaşlar, peki Akay Kavşağı'nı kapatalım. Ben. Var mısınız? Kamuoyuna bir soralım. Sayın Bilen. Yapmayın. Gözünüzü seveyim. Bu yargı hepimize lazım. Genel kurula hitap edin. Bu yargı, ben genel kurula hitap ediyorum. Sataşanları uyarmanız, ikaz etmeniz gerekiyor. Sayın Başkan. Bakın siz de. Ben isim kurula... vermiyorum. Hiç kimseyi de hedef almıyorum. Buyurun. Siz kimseyle muhatap olmadan genel kurula hitap edin. Güzel bir şey getiriyoruz. Tutukluluk sürelerini kısaltıyoruz. Toplumun infiale kapıldığı hususlarda hassasiyet gösteriyoruz, cezaları artırıyoruz, daha gelecek paketler var. Efendim infaz yasasında da iyileştirmeler yapalım, tabii ki o da gelecek, infaz yasasını da düzenleyeceğiz ama sizlerin de buna olumlu müsbet katkı vermeniz kaydıyla. Kıymetli arkadaşlar, geçmişte de ben bir baro başkanımızla, Barolar Birliği başkanımızla bir tartışmanın içerisine girmiştim. Kendisi rahmetli oldu, ismini zikretmeyeyim, ona da söylemiştim. Mesleğin problemleriyle, meslektaşlarımızın sorunlarıyla ilgili hangi çözümü ürettiniz? Bugüne kadar bize hangi öneriyi getirdiniz? Ne zaman kürsüye çıktıysanız ideolojik bir tavır takındınız. İktidar partisinin yöneticilerini, hükümetlerini, başbakanı hedef aldınız. Yapmayın bunu. Bakın, yargı ideolojik bakış açısıyla düzenlenecek bir alan değil. Arkadaşlar lütfen. Evet. Konuşmacıyı dinleyelim. Barolar Birliği de hukukun üstünlüğüne inanacak. İdeolojik takıntılarından uzak duracak. Bir karşılıklı siyasi değil. Kurumun, bir siyasi partinin arka bahçesi olmayacak. Hiçbir yargıç. Arkadaşlar herkes konuşuyor. Anayasa Mahkemesi başkanlarına bakalım. Yekta Güngör Özden'in geçmişine bir bakalım. Yüksek yargıçların hepsi bir siyasi partinin mensubuydu ve yargıç olurken de istifa ederek oraya başkan olmuşlardı. Değerli arkadaşlar, konuşmacıyı izleyin lütfen. Bir kenara bıraktı, ideolojisinden arındı ve tarafsız ve bağımsız bir karar verdi. Değerli arkadaşlar, mi? Lütfen sakin Allah olun. Allah aşkına yapmayınız. Bırakın temel hak ve hürriyetler, ifade özgürlüğü sadece muhalefete değil, Sayın iktidar Karaca, mensuplarına da lütfen. Hatta iktidar veya muhalefet mensubu olmayan STK mensuplarına da lazım arkadaşlar. Onlara da ifade özgürlüğünü kendinize istediğiniz kadar onlara da isteyeceksiniz. Bak geçmişte arkadaşlar, çok örnekler lütfen, veririm. Mehmet Oktay'dan örnek veririm. Seyfi Oktay'dan örnekler veririm. İdeolojilerine göre kararlar ver. O yargıçlardan çekti. O yargıçlardan çekti bu ülke ne çektiyse. Vural Savaş'tan çekti. Değerli arkadaşlar lütfen. Ve onun arkadaşlarından çekti. Değerli arkadaşlar lütfen. Gazete küpürleriyle yalan haberler üreten Sayın Bilen. Yargıçlar. Değerli arkadaşlar lütfen. Evet. Değerli arkadaşlar. Bakın. Değerli arkadaşlar. Hatip izleyin lütfen. Hatip izleyin. Gerçekten Sayın Gürer, samimi lütfen. Olarak söylüyorum. Üzüldüğüm bir husustur. Burada çıkan hatiplerin şunu yapmasını beklerim. Bize hatta hukuk fakültesi birinci sınıfta bunu birkaç kez de buradaki konuşmalarımda dile getirdim, ifade ettim. Biz kanun metni üzerinde konuşursak yarın yine hukuk fakültelerinde ders veren hocalar şunu söyleyecek talebelere. Eğer kanunda bir boşluk görüyorsanız mehazda bulamıyorsanız uygulamaya, yargı kararlarına, orada da bulamıyorsanız arkadaşlar. Sayın Aydoğan, mecliste lütfen. Gerekçeye bakın, gerekçeye. O gerekçede kanun koyucu neyi murad etmiş, neyi temenni etmiş, ona bir bakın.
Buraya çıkıyoruz kanun metniyle ilgili olmayan, tamamen popülizme yönelik, hamasete yönelik birçok şey söylüyoruz. Uygulamada hiç mi yanlış yok? Elbette yanlışlar var. Bu yanlışları düzeltmek bizim görevimiz değil arkadaşlar. Şöyle bir şey olabilir mi? Siyasetçinin, avukatın, basın mensuplarının suç işleme özgürlüğü. Biraz önce bir hatip arkadaşım bir başka konuda şunu söyledi. Efendim burada konuşanlara şiddet... Sayın Bilen devam edin. Bir dakika. Silah kullanmadığı halde tepki gösteriyorsunuz. Arkadaşlar sadece silah kullanmak değil, silahı kullananı teşvik etmek, övmek, methetmek hiçbir demokratik ülkede mübah görülemez. Lütfen değerli her arkadaşlar. Her demokratik lütfen. Ülke bu şiddete yönelik davranışı, övücü tavrı yasaklar. Buna hepimiz birlikte karşı çıkmamız lazım. Kanunun özellikle ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Lütfen. Herkes dahil. Hukuk herkese lazım. Herkese lazım. Evet, sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Sayın Türkan lütfen, Sayın Özkoç bir saniye. Değerli milletvekilleri, bu kürsüde konuşan değerli hatiplerimizin konuşmalarını beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ama bu kürsüde aykırı da olsa her türlü sert eleştiriyi, sert değerlendirmeleri herkes saygıyla dinlemek zorunda. Bu bir kere temel kural. Herkes için böyle. Bu kürsünün masumiyeti vardır. Bu kürsüye çıkanın da bir konuşma özgürlüğü vardır. Elbette konuşmacılar değişik siyasi partilere mensup. Her siyasi partinin konuşmacılarının aynı konuşmasını yapmasını beklememiz mümkün değil. O yüzden sabırlı olacağız, dikkatlice dinleyeceğiz. Verecek cevaplar varsa zaten parti yöneticileri bunlara cevaplarını verirler. Sayın Özkoç, söz talebiniz oldu, buyurun. Sayın Hatip konuşmasında ideolojik görüşleri olan hakimler bir karar verdi mi tamam diyeceksiniz dedi. Herhalde bunu Cumhuriyet Halk Partisi için söylememiştir. Bunu Silivri mahkemeleri kurulduğu zaman Fethullahçı terör örgütü Zekeriya Öz'ün arkasında duran Recep Tayyip Erdoğan için. Zırhlı araba verdi, zırhlı araba. Anayasaya yarından itibaren hemen başlayalım dedi. Eğer bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söylediği sözün bir değeri varsa, eğer iktidar grubu adına konuştuysa, yarından itibaren sivil anayasaya başlamazlarsa sözünü tutmayan itibarsız biri olarak anılacaktır. Buradan ifade etmek isterim. Yekta Güngör Özden'in geçmişinde Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığı vardır. Toparlayın. Bunun dışında kendisinin bildiği herhangi bir şey varsa bunu çıkıp açıklamak zorundadır. Kendisinin olmadığı bir ortamda kendisiyle ilgili bu tarz bir konuşmayı şiddetle reddederiz. Peki. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Türkan, siz de topar. Açalım Sayın Türkan'ın sözünü. Ben Sayın Bilen'e yerine otururken bir soru tevdi ettim ama salonun gürültüsünden dolayı o sorumu duymamış olabilir. 30-35 yıllık bir hukukçu birikiminden dolayı bu soruya daha doğru cevap verebileceğini düşünüyorum. Suçluyu ve terörü övmek ve teşvik etmek, korumak ve kollamak da suçtur dediniz. Bunun bir hukukçu olarak beyanınızı doğru kabul ediyorum. Abdullah Öcalan denilen bir terörist başının mektubunu okutmak bu suç kapsamına girer mi girmez mi? Bu hukukçu kimliğinizle cevap verirseniz çok memnun oluruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Bilen, oturun bir dakika. Oturun, ben açacağım mikrofonunuzu. Şimdi bir yargı paketi görüşüyoruz değerli arkadaşlarım. Burada herkesin bu paket görüşülürken özellikle tartışmalardan uzak ve iktidar partisinin sözcülerinin özellikle daha bir dikkatli konuşmasının gerektiğini ben
inanıyorum. Şundan dolayı, bazı tartışmaların işin özünü kaçırmasından da endişe ediyorum. Şimdi kişiselleştirmek ya da başka değerlendirme bulunmak, onları zaten grup başkan vekilleri gerektiği zaman yapıyorlar. Ama özellikle konuşmacılarımızın kanunun özüne bakarak konuşmalarına ben sayısız yarar görüyorum. Bu dikkat içerisinde son cümlelerinizi alalım ve ondan sonra işimize bakalım. Buyurun Sayın Bilen. Açalım mikrofonunuzu. Bir toparlayarak bitirelim. İşimiz Başkanım, var. Başkanım, hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum. Aynı hassasiyeti paylaşıyorum. Öncelikle bunu belirteyim. Ancak sabahtan beri hem bizi, hem grubumuzu, hem genel başkanımızı ve cumhurbaşkanımızı itham eden söylemlere basit cümlelerle kırmadan, dökmeden ve hedef gözetmeden birebir söyleyebileceğim çok şeyler var. Bunları söylemeden bir iki cümleyle cevap vermeye çalıştım. Arkadaşlarımız buna bile alınganlık gösteriyor. 55 madde üzerinde ben de herkesin tahammüllü olması gerektiğini ifade ettim. Buyurun. 55 madde üzerinde mutabık kaldık. Hadi gelin hayata geçirelim dedik. Bundan vazgeçen Cumhuriyet Halk Partisi'ydi, biz değildik. Bunu söylemem niye onları rahatsız eder? Ya o zaman hataysa, eksikse, yanlışsa bunu telafi edelim, hemen yarından itibaren başlayalım demek yerine hakaret etmek, rencide etmek, bu doğru bir yaklaşım olmaz. Hepimiz birbirimize saygılı olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı bizim genel başkanımız ama aynı zamanda... Peki, teşekkür ediyorum. Son toparla, iki cümleyle toparlayın Sayın Bilen. Seçilmiş, ilk defa seçilmiş bir cumhurbaşkanı. Buna hepimizin saygı göstermesi gerekir. O cumhurbaşkanı eskiden beri bu devletin geleneğinde, milletin örfünde, adetinde şu vardır. Devleti milleti temsil eden cumhurbaşkanı bir yere geldiğinde, milleti temsilen geldiği yerde ona hürmet edilir, ayağa kalkılır. Bu eskiden beri de böyledir. Ahmet Necdet Sezer'e de bu tavır bu meclis tarafından gösterilir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Özkoç, bitirelim artık tartışmayı. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar, yani burası herkesin her yerden konuşacağı bir meclis değil. Mikrofonlar var, söz isteyene veriyoruz. Sayın Özkoç, siz de toparlayarak bitirelim lütfen. Bir saniye değerli arkadaşlar, grup başkan vekili konuşuyor. Buyurun. Uzlaşılan konuları çıkartalım dediğimizde, ulaşılan konuları çıkartalım dediğimizde o masada bunu kabul etmeyen AKP grubudur. Bu konuda gerçekler söylenmiyor. Biz anayasa görüşmelerinde ele alacağımız konularda darbe hukukundan arındırılmış bir anayasayı birlikte görüşelim dediler. Onu reddettikleri için bir arada oturup bunu konuşamadık. Bunu da kendileri gayet iyi biliyorlar. Birincisi bu gerçekten. İkincisi, biz Türkiye'nin tarafsız, tüm milleti kucaklayan ve gerçekten yeri ve zamanı geldiği zaman Türk ordusunun başkomutanı olacak olan Cumhurbaşkanı'nı büyük bir saygıyla ayağa karşılayıp gereğini yaparız. Ama bir şey söylüyorum. Bu cumhurbaşkanı bir siyasi partinin genel başkanı olmamalıdır. Bir siyasi partinin genel başkanı olursa hem cumhurbaşkanı hem de siyasetten arınmış bir kişi olarak tarafsız olamaz. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden hem tarafsızlığıyla ilgili yemin edip hem de bir siyasi partinin genel başkanı olarak diğer muhalefetin liderlerine hakarette bulunamaz. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Değerli milletvekilleri, teklifle ilgili soru cevap işlemine geçeceğiz ama soru ve cevap yok. Ben arkadaşlarımızın daha sonra 60'a göre söz taleplerini karşılayacağım. Teklifin tüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Birleşime 20 dakika.